Riyad Makayev, Doğru Haber, NATO ve Soğuk Savaş. Büyüyen Rus-Çin savunma sanayisine Hindistan, Pakistan ve İran'ın savunmaya harcadığı finans karşısında tedirgin olan ABD, NATO'yu güçlendirmek ve NATO'nun savunmaya ayırdığı bütçeyi arttırmayı hedefine koydu. ABD'nin eski prestijini ve gücünü kaybettiği malum. ABD, yeniden eski süper güç haline gelebilmek için epey çaba harcamak zorundadır. Bunun için önce NATO'nun savunma bütçesini artırmak zorunda ve NATO örgütünü genişletmek, kontrolü tamamen eline almak zorundadır. Rusya tarafından ilhak edilen Kırım konusunda Donald Trump'ın söylediği gayet açık. ABD Başkanı Donald Trump, Putin Kırım'ı Obama döneminde ilhak etti. Eğer başkan ben olsaydım, Kırım'ı ilhak edemezdi. Bu Obama'nın yol açtığı bir felakettir, dedi. Trump, Rusya ile iyi bir ilişki sürdürmek istediklerini belirtiyor ama Putin'le Ukrayna, Suriye ve nükleer silahlanma konularında anlaşmazlıklarını çözmeye yanaşmıyor. ABD kesinlikle yeni bir savaş hazırlığını yapıyor. Bu savaş öyle bir savaş olacak ki dünyayı dehşette bırakacak. Dolayısıyla ABD için NATO örgütü çok önemli. ABD büyük ölçüde NATO savunma bütçesini arttırmayı başardı. NATO üye devletleri ekseri çoğunlukla savunma bütçesini %2 arttırmayı kabul etti. Trump Twitter'da bütün NATO ülkeleri %2'lik vaatlerini yerine getirmeli ve eninde sonunda oran %4'e çıkarılmalıdır yazdı. NATO üyeleri savunma ihtiyaçları için gayri safi yurt içi hasılanın %2'sini tahsis etmeye karar verdiler. ABD ilk adımını atarak istediğini elde etti. İkinci adımı ise Fransa ve Almanya gibi ülkeleri ikna edip NATO'nun kontrolünü tamamen ele almak. Trump NATO'dan çıkabiliriz tehdidinde bulundu. Sonradan böyle bir şey söylemedim dese de bunu bir uyarı gibi değerlendirebiliriz. ABD, NATO için en çok harcama yapan üyedir. ABD'nin NATO'dan çıkması demek, NATO'nun etkinliğini yitirmesi demek. ABD tehditlere karşı savunma bütçesini artırmalıyız derken bu tehdidi tam olarak açıklamıyor. Elbette teke tek görüşmelerde Rusya, Çin, İran, Pakistan ve sözde uluslararası terörizm dile getiriliyordur. Asıl tehdit Rusya'nın büyümesi ve dünya siyasetine yeniden girmesidir. Rusya'nın yavaş yavaş eski Sovyetler Birliği'nde yer alan ülkelerdeki etkinliğini arttırması ve bazı ülkelere yönelik askeri müdahaleleri söz konusu olunca ABD yine elde ettiği pazarı kaybetmeye başladı. Dolayısıyla ABD ilerleyen ve her olaya karışmaya başlayan Rusya'yı durdurmak zorunda. Bunu da tek başına yapacak durumda olmadığı için AB'ye yükleniyor. Şu anda Trump'ın açık niyetini kimse bilmiyor. Bir gerçek var. Trump Twitter üzerinden çok şey hallediyor. Bugün söylediğine, ertesi gün söylemedim diyebiliyor. Trump nasıl bir senaryo oynatıyor hep beraber göreceğiz inşallah. Ama ne yaparsa yapsın ondan hayır beklemek abesle iştigal olur. Şu anda görünen tabloda Çin'le ekonomik savaşa girdi. Hindistan'ın savunma adımlarına karışıyor, İran'la nükleer anlaşmadan çekildi. Suriye'de hem rejime karşı operasyonlar düzenlerken PKK-PYD ile işbirliği yapıyor. Ukrayna'da Rusya ile karşı karşıya. Gürcistan'ı NATO'ya alarak Kafkasya'yı karıştırmaya çalışıyor. Lafın kısacası ortalık karıştırmaktan başka bir şey yapmıyor. Tüm bu hadiseler yaşanırken, yani karmaşık gözüken tüm bu hadiseler aslında bir senaryonun parçası olabilir ve sonuçta ciddi bir savaş çıkabilir. En çok biz harcama yapıyoruz diyerek NATO üyelerine bütçesini arttırma talebinde bulunmak biraz saçma geliyor. Bu apaçık bir savaşa hazırlıktır. ABD'ye saldırmak veya AB'ye saldırmak için hazırlanan başka bir devleti ben görmüyorum. Varsa bilen söylesin.